Tabii onlarda da diğer insanlarda da Müslümanların böyle duygusal davranacağı, heyecanla hareket edecekleri, böyle öfke seline kapılacakları, İran'ın da kontrolsüz hareketler yapacağı, yani sürpriz böyle olaylı olacağı. Halbuki Müslüman son derece aklı başında. Mutedil insandır, makuldür, akılcı davranır. Şimdi orada bizim Müslüman kardeşlerimiz şehit edildiler. Peki ne diyelim? Bu çirkin bir hareket. Telin ediyoruz. Ve özür dilesinler diyoruz. Yani gidip biz İsrail'in tepesine binelim demeyiz. Ya makulüz biz, makul düşünüyoruz. Ama bu çok anormal bir hareket oldu. Rencide oldu bütün Müslümanlar. Rahatsız olduk. Herkesi değil mi? Ciddi şekilde rahatsız etti. Bakın özür dile demek ne demektir? Özür dile arkadaşlarımız, kardeşliğimiz devam etsin anlamına Peki gelir. özür diledikleri zaman devam edebilir mi hocam? Yani Tabii ki yani özür önemli bir şeydir. eskisi kadar onlara pozitif yaklaşabilir miyiz? Ya şimdi orada hükümetin yaptığı uygulamada bir anormallik var. Yani İsrail halkına biz bunu mal edemeyiz. Yani bana mailler geliyor kardeşim. Ya diyor bütün İsrail bu şekilde bu kafada. Değil. Yani bu doğru bir şey değil. Orada Allah'tan korkan insanlar var. Allah'ı seven insanlar var. Merhametli, şefkatli insanlar var. Değil mi? Hepsini aynı olay içerisinde Kesinlikle. değerlendiremeyiz. Daha Keza efendim? Müslümanlar zaten kinci değillerdir. Tabii Bu. biz yani her zaman karşılaşıyoruz biz bununla. Affediciyiz ve şefkatliyiz. Ama yani özür ve bir daha bunun tekerrür etmeyeceğine dair bir garanti çok önemlidir. Ve bunu telafi edecek birçok konuşma yapılabilir. Yani bu üstüne üstüne dikine dikine gelecek bir uslup olgunluğa, aklı başında tavra, yani devlet adamlarına yakışmaz. Bu garip hareket olur. Ne diyecekler? Çıkacaklar. Diyecekler ki burada orantısız güç kullanılmıştır. Bu doğru. Bütün Türk milletinden, bütün dünyadan özür diliyoruz. Şehit olan insanların ailelerinden de özür diliyoruz. Boş bulunduk diyebilirler. Cahilliğimize geldi diyebilirler. Heyecanlandık diyebilirler. Bir bahane olabilir. Biz ona bir şey demiyoruz. Ama özür şart. Fakat tabii olay sanki böyle tırmanacakmış gibi göstermek. Yani böyle savaş için sabırsızlanıyormuşuz gibi bir görünüm vermek bu sefer katlamalı anormal olaylara sebep olabilir. Yani garip olaylara sebep olabilir. Yani herkesin pişman olacağı olaylara sebep olabilir. Şu anki Evet. görüntümüz peki normal mi? Yani şu anki görüntümüz doğru mu hocam? Hani bazı medya grubu olayı gerçekten sizin az önce söylediğiniz gibi savaş çıkacakmış tarzı bahsediyor. Bazıları da hani İsrail'in pişmanlık duyduğunu, işte yaptıklarının yanlış olduğu yönünde yatıştırıcı bir şekilde bahsediyor. Tabii ki yatıştırmak doğru olandır. Yani doğru olan hareket odur. Fakat İsrail'de muhatapların olgun olması gerekiyor. Yani mülayim, makul, böyle hani dik başlı, sert yüzlü, sert usluplu insanlar değil de işte hep söylüyorum ben. Yani aslında hükümette dindarlar olsa Tabii. yani konum biter. Değil mi? Mesela o Foreman ya Tabii. diğerler olsa yahut diğer değil mi buraya gelen kişiler olsalar konuşmak kolay olur ama böyle sert askeri bir disiplinle veya etrafı beğenmeyen, dik başlı böyle büyüklük hissi içerisinde olan bir uslup oldu mu bu yakışık alan bir tavır olmaz. Bu olgunluğa da, terbiyeye de yakışmaz yani. Saygıya yakışacak bir hareket değildir. O yönüyle olabilecek en iyi şekilde konuyu halletmek gerekiyor tabii. Biz ısrarla özür bekliyoruz. Millet olarak özür bekliyoruz ve ciddi şekilde bunu telafi etmek için daha başka girişimler bekliyoruz. Ama genel görüşümüzü de belirttik Peki inşallah. hocam, İsrail ne yapsa ya da nasıl davransa telafi edebilir bu hatasını ya da yanlış davranışını? Ya tabii ben milletimiz adına bir karar veremem. Yani. Ama benim kendi kararım, yani şahsi Fikirlerinizi kanaatim merak olarak, ettiğim için soruyorum hocam. evet şahsi kanaatim olarak devletin en üst kademesinden, en üst kademesinden devlet adına ve millet adına bir özür. İlk başta İlk gelecek başta bir olan şey. özür. Ailelere
böyle bir ziyaret olabilir. Şehit ailelerine ziyaret olabilir. Tabii yaralananlara ziyaret yapabilirler. Yani yatıştırıcı ve saygılı bir üslupla bunu yapabilirler. Bu güzel olur. Yani bu hakikaten en azından bir dengeyi sağlayabilir. Ama aksi böyle dikleştiren üsluplar bunlar tabii çok yanlış olur. Çok yanlış, hatalı olur.